Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde kadınların önemli bir sorunu olan endometriozisi ya da diğer adıyla çikolata kistlerinin nedenlerini ve tedavilerini konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Altınüzade Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçak Doktor Taner Usta bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Ee, ...özellikle kadın izleyicileri gerçekten çok yakından ilgilendiriyor. Onlar da sabırsızlanıyorlardır. Sevgili izleyiciler merak ettikleriniz olabilir, sorularınız olabilir. İletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Genelde e, toplum, özellikle hastalar, hasta yakınları başlarına geldiğinde tıbbi kelimeleri öğreniyorlar hastalıklarla ilgili. E, ama e, topluma baktığımızda daha çok çikolata kisti diyebiliyor mesela. Ama diğer adıyla, tıbbi adıyla da endometriozis denilen bir e, hastalık. Nedir endometriyozis? E, ne sıklıkla görülür? daha çok hangi yaşlardaki kadınların sağlığını tehdit eder. Çok haklısınız. Endometriozisi aslında telaffuz etmek bile çok zor. Birçoğumuz için bizim hastanemizde bile konuşurken birçok hekim olmayan kişi çok zor söylüyor. Çikolata kisti hiçbir mahsur yok. Yani İngilizcede de baktığınızda birçok ülkede chocolate cyst diye yani İngilizce tabir kullanılıyor. Niye bu deyim deniyor? Tabii çok kulağa hoş geliyor. Aa ne güzel çikolata. Çikolata güzel bir şeydir ama pek öyle değil. Adı biraz sempatik ama canını kadınların gerçekten yakabilen bir hastalık. Özelliği şu üreme çağında özellikle karşımıza çıkıyor. Yani bir kadın 20 ile 30'lu yaşlardayken tam işte evlenecek veya evlenmemiş genç kız bir anda bir ağrılı durumlarla karşılaşıyor. Ciddi şiddetli adet sancılarıyla karşılaşıyor. Belki çevresi ona şey diyor ya herkes adet sırasında sancı şeker ne var bunda deniyor ama bir bakıyorsunuz okula gidemiyor veya işe gidemiyor. Günlük işlerini yapmakta çok zorlanabiliyor. Çok ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Ve bu genç kızımız diyelim evlendi çocuk sahibi olacak bir kontrole gidiyor. Bir bakıyor ki aslında o ağırlığının sebebi bu yumurtalığındaki çikolata kisti hastalığı. Ee, oran çok yüksek hatta yurt dışında şu an bu sene kullanılan bir ne diyeyim? Motto var. Motto şu. Siz 10 kadından biri misiniz? Evet. Çarkıcı. Bakın oran onda bir. Evet. Hatta kısırlık gibi bir araştırma yapılırken oran %30-40'lara kadar çıkıyor. Şunu mu demek istiyorsunuz? 100 kısırlığın 30'u 40'ı endometriyozis kaynaklı mı demek istiyorsunuz? Öyle destek istiyor? belki zor. Çünkü biliyorsunuz evet. erkek tarafı var, kadın tarafı var evet. ve kadında... Aynı zamanda endometriozisle beraber başka faktörler de olabilir. Bir rahimle ilgili anomali olabilir ama bu çifte baktığımızda altında bunu görebiliyoruz. Yani bir kısırlık araştırmasında bu çiftlerde %30-40'ında endometriozisin varlığını saptayabiliyoruz. Çok yaygın olduğunu <laughs> görüyoruz. Endometriozis e, yumurtalıklarda oluyor değil mi? Aslında şöyle basitçe evet ama biraz derinine gittiğimiz zaman bağırsakları da tutabiliyor, rahmin arkasını tutabiliyor, idrar yollarına dıştan bası yapıp hatta sessiz böbrek kayıplarına bile sebep olabiliyor. Daha da ilginç, biraz hani insanların ilgisini çekebilir. Her ay burnunuzdan bir adet kanaması meydana gelebiliyor veya bir gözyaşı kanalınıza yerleşiyor. Aynı bir tümör gibi uzağa yerleşip oradan adet döneminizde Rahmin içindeki endometrium dokusu gibi kanama meydana gelip adetiniz bittiği zaman oradaki kanama duruyor ve bu tekrarlayarak devam edebiliyor. Eski ameliyat yerlerinizde bir sezaryanınız var veya bir karın ameliyatınız var, orada bir kitle etkisi yapıp bir ağrı yapıp karşımıza gene endometriyo çıkabiliyor. En sık yerleştiği yer yumurtalık ama tek yerleştiği yer değil. rahmin kendisini karın içindeki diğer dokuları ve uzaktaki dokuları da tutabiliyor sanki bir tümör gibi. Şimdi uzaktaki dokuları da tutabiliyor dediniz. Evet. şimdi böyle bir tabloda baktığımızda tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Özellikle yumurtalıktaki endometriozisin, evet. çikolata kistinin tanısını koymak daha kolay. Daha kolay. Ama kesinlikle. diğer yerlerde çok Biraz ayrıntılı tecrübeler gerekiyor. Doğru. Biz yumurtalıklardakini zaten bugün Hı -hı. detaylı Hı -hı. olarak konuşuyoruz. Size böyle bir vaka geldiğinde Hı -hı. basit bir ultrasonla ee, evet. Bu tanıyı koyabiliyor musunuz? Şimdi en önemli e, tanıdaki araçlardan biri aslında hastanın hikayesi, hastayı dinlemek. <laughs> Hasta bize diyor ki, her ay benim adet dönemi çok şiddetli ağrılarım var ve ben birkaç gün hiç evden dışarı çıkmak istemiyorum, hareket etmek istemiyorum çünkü hareket ettiği zaman ağrıları daha da artıyor. Veya diyor ki, adet döneminde çok ciddi büyük tuvalete çıktığım zaman ağrılarım oluyor. Ben büyük tuvalete gitmek istemiyorum, hatta. Bir şey yemek istemiyorum tuvalete gidersem idrar veya dışkılama sırasında karşıma çok ciddi ağrılar olacak diye. Veya diyor ki ben eşimle birlikte olduğum zaman çok ciddi ağrılarım oluyor. Hı -hı. Ve bakıyorsunuz aslında bir araya gelemiyorlar ağrı sebebiyle karşımıza çıkan faktörlerden biri olabiliyor. Bir kere hikaye çok önemli. Hı -hı. Yani hemen bir görüntüleme yöntemi bir tahlil değil. Hastayı dinleyip hastanın hikayesinde aslında aklımıza zaten bazı durumlar geliyor. Daha sonrasında da muayene yapıyoruz. Muayenede de bazen o lezyonları gözümüzle de olduğu yerde görebiliyoruz. Ve dediğiniz gibi de e, mutlaka muayenenin parça, bir parçası olan ultrasonu uyguluyoruz. Bir radyasyonda yok. Rahatlıkla oradaki yapıyı çok basitçe ortaya koyabiliyoruz. Ve tanıyı koymuş oluyoruz. Şimdi biraz önceki e, konuşmanızda özellikle hani kısırlık gibi önemli bir probleme evet. yol açabileceğinizi söylediniz evet. Endometriozis'in. Şimdi peki bu yumurtalığın içinde çikolata kisti olduğunda her vakada kısırlık evet. oluşabiliyor mu? Hani e, endometriyozizin bulunduğu bölge, evet. yaygınlığı e, bu konuda belirleyici bir faktör oluyor çok mu? Çok iyi soru Esra Hanım. Evet. Çok teşekkürler. Ee, bir kere şu hastalarımızı, halkımızı yani müsterih olsunlar çikolata kisti var demek siz eşittir kısırsınız demek değil. Hı hı. Bu çok bize çok sayıda hasta geliyor ve ben de çikolata kisti varmış. Biraz da araştırdığı zaman çok dediğiniz gibi yaygın hastalığı olanlarla kendisini aynı kefeye koyarsa çok canı sıkılabiliyor. Bir hafif hastalık formu var. Aslında bazı hastalarda hiçbir şikayet yok. Kontrole gidiyor kadın. Doktor diyor ki sizin çikolata kistiniz var. Ne ağrısı var ne bir şikayet var. Az önce Hı. anlattığım şeylerden hiçbir şey yok. Sadece küçük sınırlı bir kistik yapı var ve bu bir çikolata kisti görüntüsünde. Bunlarda zaten bir şey yapmıyoruz sadece izliyoruz. Ama bir grup hasta var ki bu anlattığım gürültülü klinik tabloyla beraber ultrasonda da böyle bir durum var. Yani tablonun her ikisi birbirinden farklı. Çok yaygın hastalık durumunda tüpleri tıkayabiliyor. Hı hı. Tüplerin yumurtalıktan yumurtlama zamanında yumurtayı kapmasını o adezyonlar, yapışıklıklar engelleyebiliyor. Buluşmalarını bozabiliyor. Biz tüp bebekte yumurta toplarken e, toplama işlemimizi engelleyebiliyor çünkü kocaman bir kitlesel yapı olarak karşımıza çıkabiliyor. Hani sizin oradan o geliştirdiğiniz yumurtayı toplamak bile çok kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla kısırlıkla bir bağlantısı var ama dediğiniz gibi bu hastalığın evresiyle çok değişiyor. Çok ileri hastalıkta tekrarlayan cerrahiler geçirmiş, her yer yapışık, tüpleri tıkamış evet. Ama sadece yumurtalığında küçük bir kistik yapı var. Hayır, yani rahatlıkla diyebiliriz. Sizin e, özellikle endometriozis konusunda e, bir uzmanlığınız da var. Evet. Endometriozis Derneği genel sekreterisiniz evet. Türkiye'de uluslararası bir e, göreviniz de var. Evet. Avrupa End endometriozis Derneği yönetim kurulu evet. üyesisiniz. Şimdi e, hem Avrupa deneyimleri e, verilerine baktığınızda hem Türkiye e, deneyimlerini analiz ettiğinizde acaba e, Türkiye'de kadınlar Endometriozis tanısını erken mi alıyorlar yoksa daha çok bir çocuk sahibi olmak istediklerinde evet. tesadüfen mi öğreniyorlar? Gene çok iyi bir soru. Ha. Bu tam bizim hani Can evet. Alıcı kendi konuşmalarımızda kullandığımız evet. slaytlardan bir tanesidir. Hı hı. Dünyaya bakıldığında Batı'ya endometriozis tanısı koyma süresi 5,5 ila 10 yıl. Düşünün. Siz şikayetlerin sebebiyle hekime gidiyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz sizde ne var. Gittiğiniz hekim de sizi dinliyor, inceliyor, araştırıyor. O konuda çok çalışan biri değilse çünkü siz endometriyoz olduğunu bilirseniz belki bir endometriyoz uzmanına gidebilirsiniz ama sizde bir şikayet var ve bunun için doktora gidiyorsunuz. Tanı koyma süresi ortalama 5,5 ile 10 yıl sürüyor. Dolayısıyla aslında dediğiniz gibi çok çok uzun bir süre. Bizim ülkemizle ilgili durum tabi bunlardan çok ayrı bir durumda değil. Dediğiniz gibi en önemli grup çocuk sahibi olmaya çalışan ve araştırmalar sırasında evet. bir anda bir bakılıyor. Çiftin o güne kadar haberi yok ama aslında endometriozu var. tüplerini filmini çekiyoruz. Tıkanıklık olabiliyor ve bir bakıyoruz karşımıza çiftin aslında endometrioz geçmişe doğru gittiğinizde aslında hep hayatında varmış. Ve sohbetimizin sonuna doğru ilerliyoruz. Şimdi biraz da tabii tedavi, tedaviye tedaviye evet. yaklaşımı e, konuşalım. E, ultrason çektiniz. Kadının öyküsünü dinlediniz evet. ve endometriozis tanısı koydunuz. Hı hı. Yine tabii ki endometriozisin yaygınlığına evet. göre, hastada yaptığı sorunlara göre ne tür tedavi yaklaşımları oluyor? Hı hı. Ne zaman ameliyat söz konusu evet. olabiliyor? Ameliyatta herhalde artık kapalı yöntemler evet, aynen. gündemde. Cerrahide cerrahide ne gibi gelişmeler var? Birkaç soruyu üst üste e, koydum ki Top araya arayalım. girip sözünüzü kesmeyeyim diye. Estağfurullah. Şimdi her gördüğümüz endometriozis vakasında yani bir çikolata hissine gördük hı hı. hep bunu cerrahiyle hop çıkaralım yapmıyoruz. Çünkü yumurtalıklar çok kıymetli ve yaptığımız her iş oradan sağlam dokudan da bir miktar kayba sebep oluyor. Evet. Ve hastanın yumurta rezervinin gerçekten iyi olması lazım. Çocuk isteği durumunu çok iyi bilmemiz lazım çünkü yaptığımız cerrahiler eğer bu büyük bir kistik yapıysa Cerrahiden sonra gebe kalma şansını arttırmış oluyoruz. Hı hı. Fakat Tekrarlayan Tam olmayan cerrahiler veya zor cerrahilerden sonra Aksine yumurtalık rezervini azaltıyoruz Gebe kalma şansını Azaltabiliyoruz Bir kere bu aklımızda kalması gereken en önemli cümlelerden biri hı hı. Hastamızın sadece Ağrıları var şikayetleri var çok büyük bir endometriyozi yok Bağırsakta bir tıkanıklık yok, idrar yollarını daraltmamış. Yani bir mekanik etki olmamış. Öyle bir durumda biz ilaçlardan çok fayda görüyoruz ve ülkemizde bunun için ruhsatlandırılmış Sağlık Bakanlığımızın ilaçları da var ve gerçekten çok fayda görüyor insanlar. Yani hiç ameliyat etmeden siz ilaçlarla bu kadınlarımızın hayatını toparlayabiliyoruz. Ama bir grup hasta var ki kocaman bir kitle var. Etrafı tutmuş aynı bir tümörmüş gibi oralarda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bağırsağı daraltıyor, idrar yollarını daraltıyor. O tür durumlarda da kapalı cerrahilerden faydalanıyoruz. Hiç çekinmeden o yola gidiyoruz ve hastamıza bunu anlatıyoruz. Kapalı cerrahide de iki yol var. Ve bunun ikisini de ülkemizde başarıyla yapabiliyoruz. Birisi laparoskopik yöntem, diğeri de biliyorsunuz robotik yöntem. Her iki yöntem de bu hastanın tedavisinde başarıyla uygulanıyor. Kapalı cerrahiler her zamanki o avantajlarını da içinde barındırıyor. Yani hızlı taburcu ediyoruz. Kocaman bir ekranda çalışıyoruz ve günümüzde artık 3 boyutlu bir görüntü altında küçücük lezyonları da tanıyıp çıkarabilme şansımız oluyor. Buradaki cerrahideki en önemli nokta şu. Sanki bir tümör cerrahisi gibi girmek gerekiyor. Yani bu hastayı siz cerrahi kararı verdiyseniz içeriye girdiğiniz orada artık birazcık ameliyat yapmamanız lazım. Tam bir cerrahi yapıp dışarıya öyle çıkmanız lazım. Eğer buraya girdik ama birazcık çekinerek ve yarım bir ameliyat yaparsak hastalık çok erken bir dönemde tekrar karşımıza çıkıyor. Aslında burada nüksten değil de tam olmayan bir cerrahiden bahsetmek durumunda kalıyoruz. Şimdi biraz önce bazı vakalarda zaten ilaç tedavisi evet. yapıldığını söylediniz. Şimdi bu ilaç tedavisi belli bir süre kür halinde mi uygulanır yoksa kadınlar bunu doğurganlıkları süresince almak mı zorundadır? Evet. Düzenli kullanılması gereken İlaçlar mıdır bunlar? Çünkü evet. bizde hemen biraz sorunlar gidince hastalar evet. ilaçlarını düzgün kullanmazlar. Ee, kullanmadıkları zaman endometrioz kendini hatırlatır bu kadınlara. Hı -hı. Dolayısıyla aslında kullanmak zorundalar. Düzenli olarak alırlar ve üreme çağında kullanmaya da devam ederiz. Çünkü kullanmadıkları zaman tüm şikayetler gelir. Bunlar sanki bir hipertansiyon, şeker tedavisi gibidir. Hı -hı. Yani her gün düzenli almanız gerekir. Bir kısmını aralıklı kullanırız ama bir kısmını da düzenli devamlı kullanırız. Ama devamlı almak gereken ilaçlardır. Nasıl hipertansiyon? Biz evet. ilacı kullandıkça tedavi ediyoruz. Diyabette de aynısı. İlacı kullanmazsanız hem hipertansiyon hem şeker kaldığı yerden devam ediyor. Endometriyozda da böyle. Şimdi sohbetimizin sonuna geldik. Hı -hı. Son olarak bir mesajınızla sizinle ilgili bölümü evet. kapatmak istiyorum. Biraz önce dediniz ki özellikle kadınlara çok yıllar sonra bu tanık olabiliyor. Evet erken tanı için neler önereceksiniz kadınlara? Çikolata kistlerinin, endometriozisin tabii ki bununla birlikte Hı -hı. kadınlarda görülen diğer jinekolojik problemlerinde erken tanısı için. Evet. Şimdi bu ay endometriozis farkındalık ayı olarak tüm dünyada kutlanıyor. E, bu çok önemli. Mart ayı, Mart ayının da 3. haftası 24 Mart e, tüm dünyada endometriozisin farkındalığı için kutlanan bir gün haline geldi. Ve sarı kurdelalarımızı takacağız ve hastalığın olduğuna böyle bir durumun yaşandığına dikkat çekmeye çalışıyoruz biz dernek olarak da ee, önemli olan aslında akla getirmek yani bu anlattığımız şikayetlerin çikolata kistinden dolayı olduğu aklımıza gelirse buna yönelik ilerleyebiliriz ve bunlarla uğraşan hekimlere rahatlıkla hastalarımız ulaşabilir. Yoksa dediğiniz gibi bu yıllar biraz boşa geçiyor. Bir bakıyorsunuz ki. Hastamızın yaşı 40'lı 45'li yaşlara gelmiş artık ondan sonra çok işler çok zor hale gelebiliyor veya sessiz bir böbrek kaybıyla karşımıza gelebiliyor veya bağırsakta bir bakıyorsunuz tümör gibi daraltmış ishal kabızlık gibi periyotlar çekilebiliyor. Yani akla gelirse farkındalığımız artarsa ki Mart ayı bunun için iyi bir başlangıç olacak ülkemizde e, hastalıkla ilgili çok daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldınız çikolata kistleri olarak bilinen endometriozize tüm yönleriyle anlattınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Esra Hanım. Sevgili izleyiciler artık alıştınız. Belki de ezberlediniz ama ekranlarınızı yeni açanlarınız vardır. Sorularınız için, merak ettikleriniz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor.